Orta Çağ'da gündelik hayat nasıldı? Feodal beyleriyle halk arasında nasıl bir ilişki vardı? Kilise sosyal hayatın neresindeydi? Orta Çağ'da bir köylü ne yer, ne içer, nasıl yaşardı? Şimdi gelin bunlara birlikte cevap vermeye çalışalım. Merhabalar, Bilik Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte Ortaçağ Avrupası'nın önemli isimlerinden olan Kral Charlemagne dönemindeki köylülerin sosyal ve gündelik hayatı hakkında konuşacağız. Tarihçiler 18. yüzyıla kadar genellikle siyasi olaylar, savaşlar ve hanedan tarihleriyle ilgilenmekteydi. Dolayısıyla odak noktaları da yönetici sınıfıydı. Elbette zaman zaman halktan da seyyahlar ve bazı kaynaklar aracılığıyla bilgi alınmaktaydı. Fakat bu durum genellikle sınırlıydı. Aslında bir gariplik vardı. Yöneticiler için çalışan tarihçiler bu meşrutiyeti oluşturan temeli yani halkı görmezden geliyordu. Halbuki uygarlık bu kitlelerin sırtında yükselmişti. Neyse ki bu durum zamanla düzeldi ve bugünkü tarihçilik gündelik hayat hakkında da bir şeyler söyleyebiliyor. Şimdi zamanda bayağı bir geriye 9. yüzyıl Avrupa'sına gidelim. Paris yakınlarındaki Saint-Germain Manastırı'nın baş rahibi Irmino uzun bir kitap kaleme almış. Kitapta neler yok ki? Manastır hangi toprakların kendisine ait olduğu ve bu toprakların üzerinde kimlerin yaşadığına dair tüm bilgileri vermiş. Kitapta verilen bilgilerden en dikkat çekici olanı koloni adıyla geçen ve şahsen hür olmasına rağmen çiftliklerde yaşamaya mecbur olan insanlar. Bu insanlar çiftliğin el değiştirmesi durumunda aynı mal gibi muamele görüp toprakla beraber satılmaktaydı. Biz bunları kısaca serfler olarak biliyoruz. Tabii ki bu köylülerin çalışmasından sorumlu olan bir kahya bulunmaktadır. Bu kahyanın köylülerden haftada 3 gün 2 çeşit iş talep etme hakkı vardır. İlki tahmin edebileceğiniz gibi tarla işleridir. Her yıl tüm köylüler lorda ait toprakları işlemek zorundadır. İkincisi ise her yıl keşişlere ait topraklardaki kaba işlerin yapılmasıdır. Bu işler genellikle el işi olarak bilinmekteydi. Ağaçların kesimi, meyvelerin toplanması, bira yapımı, yük taşınması gibi kısaca kahyanın yapılmasını istediği her türlü işi kapsıyordu. Haftanın kalan 4 günü ise bu işçi kiracılar kendi küçük çiftlikleriyle ilgilenebilmekte serbestler. İstediklerini yapabilirlerdi. Lordlar manastırlar aracılığıyla vergi toplamaktaydı. Manastırlar da kira adı altında bu vergiyi halktan alırdı. Bu vergi bazen öküz, belli bir sayıda koyun veya para olabilirdi. Çiftçiler, keşişler tarafından kendilerine verilen her türlü ayrıcalık için ödeme yapmak zorundaydı. Mesela ormandan odun toplanacaksa manastır içinde toplamak zorundaydı. Domuzlarını otlatmak için manastıra birkaç fıçı şarap vermeleri gerekiyordu. İlk olarak her çiftçi üretimden kaynaklanan vergisini de vermek zorundaydı. Her yıl 3 tavuk, 1 çift domuz, 15 yumurta ve evlerin tamiri için birçok kalas verilirdi. Bazen ekin, şarap, bal, mum ve sabun da üretilirse onlar da vergi yerine geçebilmekteydi. Çiftçi bir zanaatkar ise ürünlerinden vermek zorundaydı. Demirci mızrak, marangoz varil ve tekerlekçi ise at arabası yapardı. Kadın çiftçiler ise yüne yirmek ve bir elbise dikmek mecburiyetindeydi. Çiftçilerden bu kadar iş talep edilirken kahyalar da elbette dikkatli olmalıydı. Onu kandırmamalıydılar. Kahyanın tüm bu iş içindeki genel sorumlulukları depolama, satma, üretilen malları ve kiracıların kiralarını manastıra yollamak olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda her yıl sene içerisinde yapılan tüm faaliyetleri anlattığı bir raporu başrahibe bildirmek zorundadır. Şimdi birkaç cümleyle Saint-Germain keşişlerinin ve Charlemagne topraklarındaki mülklerin nasıl yönetildiğini gördük. Haydi şimdi o mülklere daha yakından bakalım ve bu çiftliklerde yaşayanların nasıl bir hayat sürdüklerini görelim. Hilaris adında bir başrahip bugünkü Paris'teki Saint-Cloud farkı dolaylarında bir mülke sahipti. Bu başrahip adına tutulan defterlerin sayfalarını çevirdiğimizde Bodo adlı bir adamla karşılaşıyoruz. Ermentrude adında bir karısı, Vido, Gerber ve Heidegard adında da 3 çocuğu var. Ekilebilir küçük bir araziye, çayırlığa ve mütevazi bir asma bahçeye sahip. Bu defterde o kadar detaylı bir anlatım söz konusu ki bugünkü bir küçük çiftlik sahibi hakkında ne biliyorsak Bodo ve ailesi hakkında da hemen hemen aynı bilgilere sahibiz. Haydi onun hayatındaki bir günü hayal etmeye çalışalım. Güzel bir ilkbahar sabahında uyandığınızı düşünün. Bodo da erkenden uyanmıştı. Aynı siz gibi. Çünkü keşişin çiftliğinde çalışma sırası kendisine gelmişti. Ve kahyadan korktuğu için de geç kalamazdı. Tabii ki böyle durumları hesap ederek daha bir hafta önceden kendisine rüşvet için yumurta ve sebzeler götürmüştü.
götürmüştü. Fakat keşişler kahyaların büyük rüşvetler almasına mani oluyordu. Bugün Bodo'nun toprak sürme günüydü. Bu yüzden de büyük öküzünü yanına almıştı. Küçük Vido da elindeki bir değnekle öküzün yanında duruyordu. Tabii çocuk denilince oynamaya gittiğini düşünebilirsiniz. Fakat o zamanlarda böyle bir durum söz konusu değildi. O da çiftlikteki diğer çocuklar gibi kahyanın gösterdiği yerlerde çalışmak için bahçelere gidiyordu. Gelin şimdi Bodo'nun karısı Ermantrude'nin hayatına dönelim. O da epey meşguldü. Yeni doğan 2 aylık Haldegard'a bakmak için 9 yaşındaki oğlunu evde bırakarak çalışmaya gitmişti. O gün içinde manastırdaki keşiş için dikilen tek parça bir yün elbiseyi kahyaya teslim etmek zorundaydı. Haliyle onu yetiştirmek için gün boyu uğraşacaktı. Manastırın surları içerisinde atölyede ayakkabıcı, marangoz ve demirci gibi zanaat sahibi işçiler sabahın erken saatlerinde işlerine başlamıştı. Zaten bir yerde en iyi ustalar manastırın içinde olurdu. Zira sipariş veren keşişler böylece taşıma işinden kurtulurdu. Tabi bu atölye daha çok erkeklerin işiydi. Haliyle Bodo'nun karısı da kahyayı bulup selamlayarak kendisi gibi diğer serflerin karılarıyla çalışmak üzere her zamanki yerde buluşmuştu. Müstehcen muhabbetler eşliğinde dedikodular yapılarak yünler eğrilip kumaşlar dokunur, elbiseler dikilirdi. Kahya her hafta onlara ham madde getirir, onların ürettiği mamulleri de alıp götürürdü. İşleri biten Ermantrude kendi çiftliğine döner ve ev işlerine koyulurdu. Birkaç saat sonra işleri biten çocuklar eve gelir ve onları doyururdu. Günün geri kalanını bir sonraki mevsim için hazırlık yapmakla geçirirdi. Eğer koyunların kırpılma vakti gelmişse koyunları kırpardı. Sonunda akşam olur ve Bodo da eve gelirdi. Titrek bir mum alevi eşliğinde hep birlikte akşam yemeği yenirdi. Sabah erken saatlerde kalkmak zorunda oldukları için oyalanmadan akşam 7 ile 9 arasında yatağa girmiş olurlardı. Bunların hepsi güzel de sizce de eksik bir şeyler yok mu? Peki onlar ne hissediyordu? Nasıl düşünüyordu? Ve çalışmadıkları zaman nasıl bir hayatları vardı? Ortaçağ tarihçisi Aylin Power'a göre muhtemelen Bodo soğuk sabahları çalışmak için her sabah kalktığında kırağı düşen sakalını sallayarak içinden işin de gücün de denizin dibine boylamasını söylüyordu. Fakat kendisi hiç denizi görmediği için bunu nasıl bir şey olabileceğini hayal bile edemezdi. Bir rahip veya tüccar olmayı isteyebilirdi. Yani çiftçi olmamak için artık ne olmak gerekiyorsa. Bodo batıl inançlara sahip birisiydi. Franklar her ne kadar uzun bir zamandır Hristiyan olsa da paganlık ve putperestlikten kalma inançlarını hala sürdürüyorlardı. Sadece Bodo değil, baş rahibi mülklerinde de çiftçi köylüler hastalanan ineklerine çocuklarını okuyup üflerdi. Tarlanın verimliliği için büyülü sözler söylenirdi. Bu dönemlerde kilise inançlara pek müdahil olmadı. Sadece Bodo'ya Yüce Efendi yerine cennetteki babamız ve Arz Anne yerine Meryem Ana'ya dua etmesini öğretti. Bodo eve dönüş yolculuğunda bir yere takılmış arı görse hemen durur ve bir dilek dilerdi. Tıpkı kayan bir yıldız gördüğümüzde bizim de yaptığımız gibi. Eğer bir yerinde sancı ya da ağrı varsa kemik iliğine bir kurdun yerleşip onu yemesinden kaynaklandığına inandığı için ağrıyan yerine bıçak, okucu veya bir metal parçası koyup tatlı dille kurdu dışarı çıkarmaya çalışırdı. Bazen cadı olduğunu düşündüğü birini ziyaret eder, bazen de bir ağaca susunu yapardı. İşte kilise bunlardan bazılarına müsaade etmezdi. Bodo her günah çıkartmaya gittiğinde rahip, büyücüye ya da kahine gidip gitmediğini, bir ağaca susunu yapıp yapmadığını ve büyülü iksiri içip içmediğini sorardı. Bodo da itiraf ederdi elbette. Fakat kilise boş mideyle çalışılamayacağını bildiği için Bodo gibi serflere yarım gün oruç cezası verirdi. Sharma'nın 827'de çıkarttığı ferman sayesinde Bodo ve ailesi artık pazar günleri çalışmıyordu. Tatil ilan edilmişti. O gün geldiğinde her ne kadar hoşnut olmasalar da kiliseye gidip birkaç ayine katılıyorlardı. Genellikle tatillerini dans ederek, şarkı söyleyerek ve eğlenerek geçirirlerdi. Evet, yani belki çok neşeliydiler fakat pek ince düşündükleri de söylenemezdi. Dans etmek için seçtikleri yerler kilise bahçeleri olabiliyordu. Dans etmek için söyledikleri şarkılar da genellikle paganlıktan kalma ve kilisenin sevmediği müstehcen ezgilerdi. Kayıtlarda bazen kilise rahiplerinin bile bu dansa katıldığına dair şeytani suçların işlendiği ile alakalı veri vardır. Fakat kilisenin bu tutumu beyhudeydi. Hemen her Avrupa coğrafyasında reform öncesine kadar taşra halkı bu adetleri sürdürmeye devam edecekti. Taşra halkı hep dans etmezdi elbette. Bazen de gezgin ozanların şarkılarını dinlerdi. Kilise bu ozanları asla tasvip etmezdi. Onlara göre bu ozanlar Hristiyan ilahileri yerine paganlıktan kalma şarkıları söyledikleri için doğrudan cehenneme gideceklerdi. Fakat köylüler bu ozanları severdi. Daha ilginç bir bilgi ister misiniz? Avrupa İmparatoru Sharman da bu ozanları sever ve sıkça dinlerdi. Dönemin bilim insanı Einhard bu durumu şöyle nakleder. Sharman içlerinde kralların faaliyetlerinin anlatılıp savaş şarkılarının söylendiği barbarlık dönemine ait antik şarkıları kaydeder ve ezberlenir.
ilerlemeye çalışırdı. Elbette Sharma'nın bu ilgisi karşılıksız kalmayacaktı. Ozanlar onu ölümsüz kılarak Orta Çağ boyunca Sharma'nın efsanesini büyütecekti ve Kral Arthur ile birlikte Orta Çağ'ın en büyük kahramanlık anlatılarına konu olacaktı. Muhtemelen bu videonun kahramanı Bodo da Sharma'nın hiçbir seferine katılmayıp imparatoru hiç görmemesine rağmen diğer serfler gibi onunla gurur duyuyordu. Sharman, Orta Çağ'ın birçok hükümdarı gibi eğer savaş döneminde değilse topraklarını gezmekte ve yerinde görmekteydi. Random bir şekilde serflerinden birisinin evinde veya bir piskoposta konaklayabiliyordu. Kim bilir belki bizim Bodo da farkında olmadan kralını görmüştür. Zira Einhard'dan aldığımız bilgiye göre Sharman bu ziyaretlerinde gösterişten uzak, herhangi biri gibi giyiniyormuş. Bütün bu adamlar geldikleri zaman bordonun başına bir sürü iş açılırdı. Misafirler gelmeden önce temizlik, pastacılar ve sosis imalatçıları ile görüşmeler derken birçok sorumluluk alırdı. Zira misafirler iyi ağırlanmalı ve bir ziyafet hazırlanmalıydı. Yılda bir kez kralın seyyar mahkemesi kurulurdu. Bu mahkemeler yerel derebeylerinin adaleti yerine getirdiklerinden emin olmak için gelirdi. Elitlerin, avam tabakasının, soyluların, hürlerin ve kolonilerin önünde şikayetleri dinlerler, adaleti yerine getirirlerdi. Fırsat bulursa Bodo da bu mahkemeyi izlemeye giderdi. Hatta herhangi biri onu yaralamış ve soymuşsa gidip şikayette bulunurdu. Fakat eli boş gitmezdi elbette. Mahkemede olsa rüşvet vermeden hakkını arayamazdı. Kral Sharman görmüyordu nasıl olsa. Bodo'nun pazar eğlenceleri gibi bir diğer zevki de yılda bir Paris'in dış kapısında yapılan ve Ekim'in 9'unda başlayıp bir ay boyunca devam eden Saint-Denis Panayırı olmalıydı. Panayırda dünyanın her yerinden getirilen mallar sergilenir, büyük bir ticaret olurdu. Bodo ve ailesi de kahyaya bir bahane uydurur ve bayramlık elbiselerini giyerek bu panayıra katılırdı. Asıl amaçları alışveriş değildi elbette. Zaten o kadar paraları da yoktu. Doğudan getirilen efsunlu malları parmakların arasında hissetmek için her şey. Elbiseler, kumaşlar, kokular, inciler, baharatlar, tuz, boya ya da aklınıza ne gelirse hemen her şey bu panayırda bulunurdu. Tabii ki farklı insanlar ve kültürleri de ilk defa görmesi çabası. Evet, işte Orta Çağ'da Sharman döneminde yaşasanız Bodo ve ailesi gibi bir hayat sürmeniz muhtemel olurdu. Biz şimdilik Bodo'yu ailesiyle panayırda güzel vakit geçirmeleri için baş başa bırakarak videoyu sonlandıralım. Eğer bu içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelişmelerden haberdar olmak için bildirim çanını açmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın.